Xullas 20 yil deganda Amerika ketdi. John Biden aytdiki, Taliban 3 oyda Kabul'la aladı diyordu. 3 günde aldı Taliban. SSR çıkıp ketganda 3 yil turgan. SSR'nin sistemesi 3 yil turgan. Amerika'nın sistemesi 3 gün turmadı. 3 gün. Endi bitta katta ishlar bor. Afg'on voyennilaridan shunaqa gaplar eshitdim men. Ba'zi joylarda o'qidim. Bizga buyruq keldi, toliblar kelsa qarshilik ko'rsatilmasin. Qurollar topshirilsin, taslim bo'linsin degan buyruq keldi, urushilmasin degan. Kim? Tepadagi üst qadama. Üst qadamaning egalari kim? Amerikaliklar. Taliban zaten amerikaliklar bilan kelishdi. Taliban Xitoyga bordi, Taliban bizga keldi. Bizda muzokaralar bo'ldi. O'sha birodar Doha'dagi vakillardan bittasi edi bu. Bilasizmi birodar kim? Taliban tashkilotini tuzishda Mulla Umar bilan safdosh odam bo'lgan. Yonma-yon turgan odam. Bu odam qamalgan edi. Pokistonda qo'lga tushgan qamalgan. Qamalganda Pokistondagi hukumatga Doha'dan Qatar'dan taklifnoma kelgan, birodarni qo'yib yuboringlar, diplomatik to'qinmaslik, diplomatik maqom beringlar, u bilan siyosiy ishlar qilinadi degan va qo'yib yuborgan edi. Qo'yib yuborgandan keyin toliblar ustiga keldi, rasmiy o'laroq. Qatarda toliblarning elchixonasini ochishlikni kimni taklifi bilan bo'lgan? Amerikan taklifi bilan bo'lgan. Endi bu o'yinlarni ko'zni ochib tahlil qilib ko'raylikda. Bu o'yinlar demak O'rta Osiyoda boshlangan o'yinlar. Men shu kuzatayotganim, Qozog'istondagi millatchilik haqidagi chiqishlar, Qirg'izistondagi millatchilik haqida chiqishlar, O'zbekistondagi Kun.uz'ning jurnalistligi millatchilik haqida o'zbekcha gapir deb, umuman mavzuga aloqasi yo'q joyda gapirishlari bu o'yinlarni qaysidir ko'rinishda yana avj olishiga olib kelyapti. O'shaning uchun bizni ham qishloqlarimiz meni yaxshi taniydi. Bizni kuzatib turgan hozir mingga yaqin 855 ta odam kuzatyapti ekan. Bular meni yaxshi biladi hammasi. Mana aytayotgan gaplarimda doim riskni bo'ynimga olganman. Bu gaplar xavfli gaplar. Siyosat o'zgarib ketsa ketdim men. Ba'zilar nazdida. Lekin men aytamanki, Allohning qadaridan birortasi ustun kela olmaydi. Peshonamda boshimga nima yozilgan bo'lsa, u illo Allohning qadari bo'ladi. Men Allohning qadariga iymon keltirganim uchun qo'rqmasdan gapiraman har doim. Nimani o'ylab gapiraman? Shu millatni o'ylab gapiraman. Xalqimizning ko'zi ochilishi kerak. Ko'zi ochiqda zotan. Buni ko'zini shamg'alat qilayotgan odamlarni tanishimiz kerak. Kim bular? Kimga o'ynayotgan orqa sevarlar? Bularni nom-nom aytdim, ko'rdinglar-a? Nom-nom urdikmi? Urdik. Agneshkan nima qildik? Agneshkan joyiga o'tqizdik. Alhamdulillah robbil alamin. Mana shu millat o'tqazdi. Zaten bularni Agnesha haqida gapirishni boshlaganimda odamlar, "Ya bu jurnalist nima emish? Al Jazeera'ning jurnalisti." Nima qildi Al Jazeera'ning jurnalisti bo'lsa? Men Al Jazeera haqida gapirgandim. Arab bahori to'polonlari boshlanmasdan oldin Londonda qimmat baho jurnalistlar Al Jazeera'ga ko'chib o'tgan. Hazrat aytgandilar. Men hayron bo'ldim degandilar. Masalan, Londondagi jurnalist taxminan 20 ming yevro oladi oyiga. Al Jazeera'ga borsa 5 ming, 6 ming oladi. Misol uchun. Nimaga 20 ming oylikni tashlab yoqqa kelyapti? Nimaga ekan? Hayron bo'lgan edim. Keyin Arab bahori boshlaganda Al Jazeera shunaqa yolg'onlarni to'qishni boshladi. Maydonda yo'q joyda urush bo'lyapti deb ko'rsatib berdi Al Jazeera. Keyin aytdimki, ha, shuni uchun jo'natilgan ekan. Maydondagi urushdan jurnalistik urush hozir apasni xavfli bu. Sizni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Qurol hamma narsani tashattirib yuboradi. Xuddi shunaqa Al Jazeera'ni jurnalisti Agneshka. Men bu haqida tanqidiy gapni gapirganda odamlar hayron bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Boburni gey dedi bizga kelib. Bizni boboyimizni. O'zbeklar zotan bachchavozlar dedi. O'zbekni traditsiyasida dedi, milliy an'analarida bachchavozlik bor dedi. Voy sharafsiz o'g'li sharafsiz. Bu sharafsizlarni qo'llab-quvvatlagan Zafar Solijonov orqa sevar. Bu millatni ichiga Gruziyada amalga oshdi deb inqilobni ko'rsatayotgan shu sharafsizlar. Bularni zotan partiyasining nomi orqa sevar.
Bekorga nom qo'ymaganmiz, bularga munosib nom. Bularni har doim shu nom bilan eslashimiz kerak. Xalq bulardan nafratlansin. Ko'rsin bularning sharafsizligini. Ana jurnalistga qanaqa ishlaydi. Taliban 3 kunda oldi. Korrupsiya bilan qurilgan davlat 3 kunda ag'nadi. Yo'q. Endi hozir Ahmadshoh Mas'udning o'g'li bor. Buni qo'llab-quvvatlashyapti. Abdurashid do'stim, hozircha jim bu. Marshal Abdurashid do'stim. Bular ham bizni millatdan bilib qo'yish kerakki, bular ham qo'g'irchoq odamlar emas. Bular SSRni parchalanishligida, SSRga qarshi jihodda jonini, molini, sharafi shonini maydonga qo'ygan mujohidlar o'zi aslida. Faqat o'rtada kelishmovchilikni Amerika qilyapti. Jon Baydenning gapini eshitib kuldim ben. Aytayaptiki, Ashraf G'ani yordam so'radi. Bizga yordam ber diyordu. Biz shuncha yil yordam berdik. Endi biz dedi yordam berib askar o'ldirishligidan to'ydik. Endi o'zingizlar urushmaysizlar bir-biringiz bilan deydi. Hojivoyim askarsi bor-ku. Nimaga meni to'yimda janjal bo'lmayapti? Urmaysanmi bir-biringni deydi-ku. Ur bir-biringni deyapti. Shunaqa askiya qilyapti Biden. Urmaysizlarmi deyapti, qarshi chiqmaysizlarmi deya 300 ming askaringiz bor edi deyapti. O'zini urushtirmoqchi. Hozir shu Ahmadshoh Mas'udning o'g'lini qo'llab-quvvatlashadi. O'sha orqali u urushtirishadi. Bu urushni orqasiga Amerika, Eron yordam beradi. Meni taxminlarim bo'yicha Xitoy Talibonga 100 milliard dollar pul beraman dedi. Saudiya Arabistoni nariga qanotdan Amerikaning o'yinlarini yomon o'yinda bo'lardi-ki. Nariga qanotdan tan oldi. Talibonni biz davlat sifatida tan oldik dedi. Amerika u tomondan tan oldirib, Eron tomondan hujum qildirdi. Xullas shu o'yinlarning ichida biz juda katta zirak turishimiz kerak. Bizning armiyamiz simichga chaqib o'tirgani yo'q. Bizning armiya ham kuchli. Ba'zilar aytayapti, Taliban kirib qolsa nima qilasiz deydi. Taliban shartnomani buzib kirsa, biz urushga chiqamiz. Shartnomani buzib kirsa, bizning shartnomamiz buzishga haqqi yo'q. Shariy tomonidan ham buzishga haqqi yo'q. O'zini chegarasiga shartnoma qo'ygan. Zotan Taliban haqida shunaqa gaplar bor, shartnomaga amal qiladi. Endi bitta gap aytib qo'yaman. Talibonning ikkita tabaqasi bor. Birinchi yuqori tabaqa siyosiy tabaqa. Siyosiy tabaqada ilmlilar, ziyolilar, ulamolar, diplomatlar joylashgan. U tabaqani aytgan gapiga amal qiladi. Ular bilan diplomatik gaplashsangiz bo'ladi. Ular gapni tushunadi. Ular ziyoli odamlar, 5-6 tilni biladigan odamlar. Endi ikkinchi qanot harbiylar qanoti bor. Qo'mondonlar, ashiratlar, qabila boshliqlari, qo'liga qurol olgan askarlar. Bular ichida o'qimishliklari deyarli yo'q. O'sha samolyotni qanotiga uchib Amerikaga yetib olishi mumkin degan fikrdagi odamlar. Lekin qo'lda quroli bor, avtomati bor. 16 yoshli bola qarg'ani ko'zidan ura oladi Kalashnikov bilan. U chunki mutaxassis shuning uchun katta bo'ldi. Lekin o'qish yozish bilmaydi. Endi bitta nima ishkal bor? Nima ishkal bor? Siyosiy qanot bizga va'da beraveradi. Siyosiy qanot aytadiki, biz deydi O'zbekiston bilan kelishdik, shartnomani buzmaymiz. Tojikiston bilan kelishdik, shartnomani buzmaymiz. Biz odamlarni o'ldirmaymiz, qizlarni o'qitamiz, undoq qilamiz, mundoq qilamiz, butun dunyo diplomatik aloqa qilamiz deyveradi. Lekin harbiylar ularga bo'ysunmasligi mumkin. Mana shu tomon xatarli. Harbiylarning qo'lida, atrofida quroli bor, IShID tashkilotlari bor, ularning ichlarida. Bilmaysizki, qaysi bir hujra qatta ishlayotganini uyg'otib borsa ketdi. O'zbekistondan qochib ketgan Tavhid va jihod katibasi bor. Talibonlarning qo'lida ular. Ularning shobasi, Suriya tomonidagi shobasi. Va ko'p anaqalar bor, qo'lida qurol bor tashkilotlar. Ular agar siyosiy qanotga bo'ysunmasa muammo chiqadi. Ashatda muammo bor. Hozircha va'da berishyapti. Endi kecha o'qib qoldim bir narsani. Batafsil tahlil bo'ldi. Ko'p joyda ayta olganim yo'q edi, hozir o'rni kelgancha aytib boryapman. Zotan musulmon odam siyosiy vaziyatdan xabardor bo'lish kerak. İnşallah hozirgi kunda chegaralar mustahkam. Ular va'da bergan,
Afgan harbiyleri, Talip'ten kaçkan Afgan harbiyelerden bir kançası bizge öttü. Vertolatla da uçuştu, başka narsa da uçtu. Bizimkiler onlarını üşledi. Hazır usttan cinayi cevapgarlık açılgen, çünkü çekeranı bizi ötkenden ki onlarge cinayi cevapgarlık açadı. Müzakaralar kiti yaptı benimce. Bizde talipler bilen buladigen şartnamelerimiz inşallah diplomatik cereyanda ketip durdu. Hem mecayda bu amel kılını yaptı. Şimdi taliplerini yakında bir tane kasını gördüm. Bazıları na resmi diye yaptı, resmi, lakin bu bar yaptı. Talipler ayeti yaptı ki, bizni regiyonlarda salafilik davetini kılış, mezhepsizlikke davet kılış, kuddu şu yaplarını yaz yaptı. Caizmez. Bunu nazarat kılamız, mescitlerde kol götürüp cezalayımız diye yaptı. Salafilerge yol vermeyimiz diye yaptı. Ne bege? O 20 yıl aldığında etken yapımı indi düşündüyüz mü yapı? Ularını kim elde geldiğini, ularının bütün dünyaya kim yaman atlıkı geldiğini talipler düşünüp yetti. Eğer diplomatik münasebetlerde doğru devlet kurabilse, meyli İslami şeriat ananaları bilen ular İslami imarat ilan kılıp, biz bilen koşunu bulup devam eti alsa, bizge hem cüde katta yutuklar boladı. Uşan için ayeti yapın sizge, ülkelerimge. Ayetini örgenin tezde, tilli bilin, yakında cüde katta bazar açıladı bizge. Cüde katta boy memleketke eylenip getemiz biz. Çünkü Afganistan'da kuruşta bizde cüde katta imkaniyat var. Çekere koyan ne var koşunumuz bizde. Biz kuramız Afganistan'da bir cebhasını. Zaten Pakistan, Xitay, Rusya hareket koyu atıptı. Biz koşunumuz şunda. Ular künüge kança tonne yağ aladı bizden. Buğday aladı, un aladı, tuhum aladı, guruç aladı, ne mi olsa aladı. En köp narsa fasol. Lule ekeli indi, lule. Yetkizamayız, şana uğrayın. Eğer tinçlik bup geçse, hazır kança lulenin arka? 10 bin mi? 10 dolardan satas, 100 binden satas. Katta pazar aylanadı. 100 milyar pul biri yaptı. Ula da pul köp buladı. Bizde pazarımız açıp getirdi. Bizde bir şey yakışı. Şimdi hazır. Talipler zaten uruş içinde. Siyasi cebhayem, harbi cebhayem fakat uruş içinde yürüyen. Şimdi Afganistan'da devlet kuruşçu ne kılış gerek? Talim, tıbbiyat, içki işler, hafsızlık, harbi sahi, geyit tizimi, sistemesi, yol hareket kaydaları, sağlık sistemeleri, haklayın zakat ular da koysun. Sistemi için mutahassıs gerek. Şunun için talipler ne dedi çıkıp? Biz dedi hemeni keçirdik dedi. Mutahassıslar cayda işlesin dedi. Kereyi bizge dedi. Yapımızı doğruluğunu ispatı şu. Ular doğru tamangi kadem koyu yaptı. Aldığınki hatanı kımaslık hareketi de kızlarını okutamız diye yaptı. Hiç kanaka adam öldürüş yok diye yaptı. Afganda yana bir tane narsa var. Kabile kabilede kanlar var. Kan. Hun talep kılıç var. Hammasını bekar dedi talipler. Boldu. Kan, hun talep kılınmaydı. Mabada katıl kılınladigen iş buysa, onu mahkeme, şer'i mahkeme hal kılın dedi. Eğer şu işler amelge açsa, aldığımızda katta yutuğu var. Lekin içimizdeki bana bu hayiller, meşhur hayiller, arka severler partiyeleri. Eğer bu işin sabataş kılışını ipley alsa, yani Amerika katta oyunlarını oynaydı. Sizi bizi üstümüzde oynaydı. Biz maksadı şu. Maksadı şu. Katta uruş zonasını koyup kural satsa. Hemme uruş bilen avara bulsa, ular narkete ektirip, kural yarağını satıp, hemme baylığını teşvik etse. İnşallah, şimdi yarık küller aldığında şekilli. Kıskara malumatlar şunlardan ibaret. Halk kaçma yaptı. 50 minge yakın Amerikanslar bilen hamkarlık kılgen işçiler var. Onun içi de tercümanlar var, aşpazlar var, onlarını maşinasta avirgen kuryerler var. Kança kançası işgigen. Amerikanslar onlarga vade birgen. Bu işler tinçlik bozsa Amerika apketanıslar dedigen. Onge işanıp çıktı uşa halk. Uşa adamlar, talipler keldi. Şimdi bunların geleceği yok. Ularının hayalı dedi. Şimdi ula talipler bile bağırıp keçirasınlar biz şuna hiyanat koyupsuz. Pakt atlı şeyde böyle yaptı. Çünkü aldığın atılı kendi. Uşenge başka yol yok.
Doğrudan doğru aeroportga çıkıp aldı. Turist kançası, 600 kançası. Bitti samolyotga çıkıp oturup aldı. Kadir Uzbekistan'a gelip Uzbekistan'dan transit oldu şekilde. Yani Germanya'nın anakası Angela Merkel ne dedi? Afganistan koşunları kaçaklarını kabul kılıçlığını sorayımız dedi. Ay? Salla kıladırken iş kıp koyup kaçağını bize bakaylı gibi. Yap ne kadar? Kaçaklarını elbette kabul kılıç insani temayil. Mesela Oş Kırgız meselesi de 100 bin adam öttü bize. Doğru mu kaçak bunu? Bizim millet onlar gibi cevap verdi. Ben uşa peyde ben borgen ben uzun. Rahmetli Şükrat Kayyumov bilen borgen ben. Halkını körgen biz. Kaçınca narsalarını aborgen biz adamlar gibi. Tarkat gen biz. Yığılagen adamlar. Bizi yakışık tuval değiller. Uzbek milletini biz unutmayımız degen uşa peyde. Bu insanperverlik temayil, tinç ahalı. Lekin mana bu koçu yetkililer tinç ahalı mas da. Onların içinde casuslar var. Onların içinde ençe müçe cinayetçiler var. Onların apkırı vagenden kim bir yok ki? Amerika onların uygat varış koluge kural verip içimizde fitne kımasındaki kim kefalat verirdi? Mani münge okşagen sebepler var uçun bizim memleket benim için onların tolalı güce kabul kime yaptı. Şunu aldı ki onlar halk koçu yetkeni yok. Halk Taliban'ı kütüv aldı. Kucak açıp kütüv aldı. Çünkü halkını canıge tekke. Halkını canıge tekke. Taliban 93. yılda 96. yılda Kabul'ını basıp agende Kabul'ını agen peytedi. Halkı 3 kasadan avukat salık sagen. Harbilerini bakasın dedi. O şey işleyem hata bugün değildi hazır. Şimdi hazır, hazır ki Taliban ence ihtiyatkarlık bilen iş kılıyordu. Bitti oğrunu üçleşti pazarda. Videosunu gördüğünüz şekilde ya. Oğrunu üçleşti, oğruluğunu ispatladı, kolunu kesmeye koyu vardı. Hüseyin bulup kettanı böyle. Yani halkının içi de simpatiye uygatı yaptı. Yani adamlarının özüge muhabbetini uygatı yaptı. Tinçliği bozsun. Tinçliği bozsa katta yutuk var. Uruş bozsa halk zarar görüldü. Halk. Fidayi, mutasaddiler, fidayi, rahbarlar halkın içi de duruldu. Lekin akseriyet hayliler kaçıp getirdi. Biz ne? Allah Teala uşuna kengi kaçadıgan hayillerden kımasın. Biz daim millet içindemiz. Cesedimiz şu millet içinde kalsın. Bizi yerimiz de cesedimiz kumulsun. Hop. Siyaset tügedi indi. Muhammed Zaki savalıyor mu? Hı? Savalıyor mu? Zor savalı kendiliği. Hop. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دعا قلين آمين sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain bi rahmetike ya Allah rahmet selamet buline bismillah kaptan geldiniz ayta ayta tuğdi nasıl odakken bile üçün bak bizi tuğdi bismillah